Aranızda kaç kişi bir oturuşta 3 veya 4 tane portakalı yiyebilir? Şahsen ben yiyemem. Ama tabii ki olay taze sıkılmış meyve sularına geldiğinde birazcık işler değişiyor. O yüzden bugünkü konumuz taze sıkılmış meyve suları. Beslenmede doğru bilinen yanlışları konuşmaya hoş geldiniz. Havaların da ısınmasıyla birlikte birçoğumuzun taze meyve suyu tüketimi artmış olabilir. Biliyorsunuz ki biz her zaman diyetisyenler olarak meyve tüketiminin çok sağlıklı olduğunu söylüyoruz. Peki neden meyve suyu tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü bir meyveyi alıp onu yediğimizde hem posası ve lifi, hem vitamin ve minerali, hem de meyve şekerini tüketmiş oluyoruz. Bu minik paket bizim kan şekerlerimizin hem hızlı yükselmemesini sağlıyor, hem de bize doygunluk, tokluk hissi veriyor. Peki meyveyi alıp da bir bardağa sıktığımızda ne değişiyor? Bir, tek bir tane portakaldan veya tek bir tane elmadan bir bardak meyve suyu çıkmıyor. O yüzden koymamız gereken miktar bir anda artıyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir bardak meyve suyunda gereksiz kalori, gereksiz meyve şekeri ve maalesef lif ve posa eksikliği vardır. Çünkü lif ve posa meyvenin kabuğuyla birlikte çöpe gidiyor. O yüzden olabildiğince meyvenin kendisini yemek taze sıkılmış meyve sularını tüketmekten çok daha sağlıklı. Tabii bu meyve suyunu tüketmemeliyiz anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Eğer seviyorsak belki porsiyon miktarını birazcık küçük tutarak ve bunu her gün içmeyerek dengeleyebiliriz. Eğer ki doğru bilinen başka yanlışlarınız varsa bize fikir olabilecek. Lütfen bunları yorumlara yazın. Yeni videolar için bizler için de fikir olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.